hazır. Arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Biliyorum çok uzun zamandan beri video çekmiyorum. Çeksem bile böyle aralıklı oluyor, düzensiz oluyor. Daha öncesinde verdiğim sözleri de biliyorum. Yani haftada 2 video çekeceğime dair veya haftada en kötü bir video çekerim diye sözler verdim, biliyorum. Ama maalesef hayatta her şey planladığımız gibi gitmiyor. Benim de öyle oldu. Çünkü son bir senedir bakıyorum hayatımda herhangi bir havacılıkla ilgili değişiklik yok. Şimdi hal böyleyken bu kanal havacılık kanalı ve ben içerik üretemiyorum. İçerik üretmekte zorlanıyorum. O yüzden böyle kopukluklar yaşandı. Ama uzun zamandır düşünüyorum, artık bu platformu ikinci bir iş olarak görmem lazım. Yani eğer sürdürmek istiyorsam, hobi olarak yapmak istemiyorsam benim burayı iş olarak görmem lazım ki devamlılık olsun. Yine de benim sağım solum belli olmaz, bilmiyorum ama şu anda niyetim sürekli video çekmek. Neyse. Videonun gelişini uzatmak istemiyorum. Yaşadıklarımla ilgili bu boş zamanımda neler yaptım onlarla ilgili ayrı bir vlog çekeceğim. Normal konuşma videosu da çekebilirim, bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, bu videonun konusu ise soru cevap olacak. Soru cevap videosu. Bundan bir ay öncesinde bir tane story atmıştım. Soru cevap, işte havacılıkla ilgili sorularınız falan. Benle ilgili de sormuşsunuz, onları da cevaplayacağım. Bunları, bu soruları 50'ye indirgedim. 600 küsur tane soru vardı. Bu videoda da böyle 15-20 tanesini cevaplamaya çalışacağım. Artık süreye göre, gidişata göre. Belki bazı sorular için filodaki arkadaşlarımı da arayabilirim, bilmiyorum. Neyse, çok uzattım, videoya geçiyorum. İlk soruyla başlayalım. Evet, ilk soruyu Yakup sormuş. Tip eğitimin ne zaman diye. Hayatımdaki en büyük boşluk bu zaten. Tip eğitimi başlamadı, biliyorsunuz. Bununla ilgili işte sene sonunda da başlayabiliriz, bilmiyorum. Ve aşı tutarsa, daha doğrusu aşı çok iyi ilerlerse birkaç ayı da başlayabiliriz. Ama çok yüksek ihtimal arkadaşlar, sene sonundan önce, bu senenin sonundan önce eğitimimiz başlamayacak. Bir dahaki seneye bile kalabilir. Hicazi Gümüş demiş ki, abi pilotlar emekli olduktan 1-2 yıl sonra ölüyorlarmış, doğru mu? Bu soruları ben birkaç ay önce elemiştim. Bunu niye aldım hiçbir fikrim yok. İkinci soru Mercan Aysıl'a demiş ki, Durgun bu dönemde makine mühendisliğine yönelecek bir işe girmeyi düşünüyor musun? Şöyle söyleyeyim sana. Şu anda bizim sözleşmemiz devam ediyor şirketimizde. Sigortamız ve maaşımız yatıyor. Dolayısıyla başka bir işte çalışamayız. Düşünüyor musun diye sormuşsun. Eğer 2 sene daha bekleyeceksen, mesela atıyorum 2023'e kadar, o zaman tabii ki şirketle konuşulur. Yani bir şekilde ben eski işime dönerim. Çünkü eğer 2 sene daha bekleyeceksem, 1 sene zaten beklemişim şu anda. 3 sene oluyor. Yaşım da zaten 28. Ya bilmiyorum, şu an onu çok etraflıca düşünmedim ama muhtemelen devam etmezdim. Evet, diğer bir soru Enes'ten gelmiş. Abi pilot olmadan önce neden para imzalıyoruz? Pilotluğu kazandığınız zaman sözleşme imzalıyorsunuz. İşe giriş sözleşmesi. Onun altında da 140 bin euroya dair bir para imza atıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar, bu aldığımız eğitim paralı bir eğitim. Daha doğrusu şirket bunu kendi bünyesinde vermiyor. Özel okullarla anlaşmalı olduğu için biz yarım bir gün yarı yolda bırakırız onları diye bu paraya imza atmamız gerekiyor. Zaten yarı yolda bırakmasan da bitirdiğin anda bu parayı peyderpey maaşından kesiliyor. Yani işe başladıktan sonra. Lazerin uçaklara zarar vermesinin sebebi ne? Evet, Cemal Sefa demiş ki, lazerin uçaklara zarar vermesinin sebebi ne? Öncelikle şunu söyleyeyim. Uçaklara lazer tutmak tüm dünyada çok büyük bir suç olarak kabul ediliyor. Hatta Amerika'da, yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında, yılını tam hatırlayamadım, birisi uçağa lazer tuttuğu için 12 yıl hapse çarptırıldı. Niye biliyor musunuz? Uçaklara lazer tuttuğunuz zaman kokpit camına yansıyor. Kokpit camından içeriye, böyle şöyle söyleyeyim, disko topu gibi bir ortam oluşuyor ve pilotlar geçici kör oluyor. Şöyle düşünün, özellikle take-off ve landing sırasında göz koordinasyonu çok önemli olduğu için, anlık tepkiler verdiğimiz için, eğer orada 1-2 saniyelik kör olursak, yani uçağın kaza yapma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Yani asla ama asla uçaklara lazer tutmayın. Yani bunu bir oyun olarak da görenler olabilir. Zaten tutanların %90'ı bu amaçla yapıyordur. Dediğim gibi tüm dünyada çok büyük suç olarak kabul ediliyor ve acayip tehlikeli. Geldik Bilal'in sorusuna. Uçaklar geriye giderken nasıl manevra yapıyorlar? Pilot arkasını nasıl görüyor? Bilal'cim, öncelikle pilotlar arkasını göremiyorlar. Uçaklar geri manevralarını pushback araçlarıyla yapıyorlar. Peki uçakların kendi kabiliyeti yok mu? Yani geri gelemezler mi? Tabii ki gelebilirler. Reverse thrust'la birlikte, hani indiğiniz zaman böyle motor ikiye ayrılıyor ya ortadan. Onunla birlikte aslında geriye gelebilirler. Ancak reverse thrust çok büyük hava çekişi olduğu için çevresindeki insanlara zarar verebilir ve hem çok gürültü olur, üçüncüsü de yine çevresindeki yapılara zarar verebilir diye. Özetle güvensiz olur diye pushback araçları yardımıyla uçaklar geri gelirler. Hatta şu videoda bakın, reverse thrust açıkken soğuk havada nasıl bir hava girişi oluyor, ne kadar zararlı olabilir. Avrupa'da bu kadar işsiz pilot varken bize ekmek düşer mi demiş Eren. Şimdi Erencim, durum şöyle.
Ben mesela girdiğimde çok fazla pilota ihtiyaç vardı. Ne oldu da mesela bir senede pilota ihtiyaç bir anda bitti? Tabii ki pandemiden dolayı sektör geçici körlük yaşadı. Halen de yaşamaya devam ediyor. Ben bu durumun 1-2 sene içerisinde düzeleceğini düşünüyorum ve eskiden olduğu gibi yine pilota ihtiyaç olacaktır. Bu şu anki dönemle bence genelleme yapmamak lazım. Pilotların otel masrafını firma mı karşılıyor yoksa kendi cebinden mi? Tabii ki firma karşılıyor arkadaşlar. Otel masrafını karşılıyor, iyi otellerde kaldırıyor, üzerine bir de harcırah veriyor. Diyelim ki Amerika'ya gittiniz, ücretleri farazi söylüyorum $60 veriyor bir günlüğüne. Yani istersen $60'la yemeğini dışarıda da yiyebilirsin ya da farklı aktiviteler de yapabilirsin. Bu şekilde. Arda demiş ki pilotların rütbesi var mı? Varsa nedir sırasıyla ve nasıl rütbe artar? Aslında bir rütbe sistemi var. İlk başta genel olarak söyleyeyim. İkinci kaptan ve birinci kaptan var. İkinci kaptanda 3 sırma, birinci kaptanda 4 sırma vardır. Bu genel. Bunun içerisinde de ayrılır. İkinci kaptan mesela P5, P4, P3 diye devam eder. Mesela ben mesleğe başladığım zaman tam emin değilim ama P5 olarak başlayacağım. P5, mesela P5'in özelliğini söyleyeyim size. Belli havalimanlarında P5 inemez. İşte P4 olman lazım. İşte P4 olman için ne olması gerekiyor? Belli bir uçuş saatini tamamlaman gerekiyor. Rütbeyle ilgili şöyle de bir şey var. İkinci kaptanı mesela ikinci kaptanlığı süresince inemediği havalimanları var. Sadece kaptanın inebileceği havalimanları var. İşte bunlar da rütbe oluyor. Aslında tecrübe rütbeleştirilmiş. Yusuf demiş ki abim şu an 9. sınıfım. İlk öncelikle pilotluğu aşırı derecede çok istiyorum ve nereden nasıl başvurabilirim? Arkadaşlar pilotluk başvurabilecek bir şey değil. Yani bunun bir eğitimi var. Üniversite gibi düşünün. Bunun eğitimini üniversite sınavını kazanarak, pilotajı kazanarak alabilirsiniz. Veya özel uçuş okullarından liseden mezun olduktan sonra başvurabilirsiniz. Veya benim gibi şirketler bazen işe alım yapıyor. Dışarıdan pilot yetiştirmek istiyorlar. Ben de o sınavlara girdim. O sınavları kazandım. O şekilde oldum. Yani 3 tane yolu var pilot olmanın. Bunlardan birini seçebilirsin. Ama tabii ki 9. sınıfsın. Şu aralar İngilizce ile haşır neşir olsan senin için çok daha iyi olur. Aviation with Sky demiş ki uçak almayı düşünüyor musun? Maalesef uçak fiyatları inanılmaz pahalı. Tabii ki şu an imkansız da. Alsan da bildiğim kadarıyla bazı büyük şartları var. Zaten şirketler öyle çok izin vermiyor. Ben mesela hali hazırda diyelim ki Türk Hava Yolları'nda çalışıyorum. Aynı anda kendi özel uçağım var. Onu da böyle kafama göre uçuruyorum. Bildiğim kadarıyla bazı kısıtlamalar var. Ve vergileri falan da yüksek diyebiliyorum. O şekilde. Bilmiyorum ama tabii ki zamanını gösterir. Pilot olmak istiyorum. Yeterince motivasyona sahip değilim. Kendimi nasıl motive edebilirim? Ece, bununla ilgili bir tane mesela motivasyon videosu yapmıştım. O daha duygusal bir videoydu. Ama sana şu anda daha realistik bir cevap vermek istiyorum. Maalesef bazı şeyleri sonradan değiştirmek çok daha zor. Yani istemediğin bir mesleği yapıyorsun. Öğretmensin diyelim, istemiyordun. Hadi ben öğretmenliği bırakayım, memuriyetten istifa edeyim, gideyim pilotluğa çalışayım. Bir de evliysen falan. İşler çok daha zor. Yani eğer şu anda yapmazsan ileride çok daha zor olacak. Yani neden hayatımızı çok daha güzel yapabilecekken ve sadece bu bize bağlıyken niye sonraya bırakalım ve niye sonradan değiştirmeye çalışalım? Şimdi hazır zamanın var. Ya motivasyon dediğin nedir? Öyle bir bilinçlenmelisin ki ben bu işi yapacağım ya. Yani bitti. Bu senemi heba ediyorum. Ders çalışmaya diyorum. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Duygusal konuşmalar, arkada böyle duygusal müzikli gaza getiren motivasyon videolarına hiçbir şekilde gerek yok. Kafana koy. Ne istiyorum? Pilotluk istiyorum. Hemen tak tak yolları belirle. 3 tane yolu var. 1.'ye başvurma olmadı. 2.'ye başvurma olmadı. 3'e başvur yap. Hayatının en kararlı dönemi bu senen olsun. Sene de çok bak yeni başladı. Plan yapmak için de tam zamanı. Bence bugünden itibaren çalışmaya başlayabilirsin. Umarım geleceğini kurtarırsın. Çünkü gerçekten sonradan çok zor oluyor. Bunu söylüyorum çünkü kendim sonradan değiştirdim kariyerimi. Sonradan da dedim ki ya Allah'ım niye önceden yapmamışım bu işi? Belki de 10 kat daha kolay olacaktı. Ama tabii ki hayatımız keşke demekle geçiyor. Sen keşke deme diye bugün bu video var diyor. Orhan demiş ki pilotluk defterini kapatıp YouTuber, Twitcher olacak mısın? Şöyle söyleyeyim. YouTube, Twitch böyle şeyler. Twitch zaten şu an yapmıyoruz da YouTube benim hayatımı doldurabilecek bir şey değil. Yani ben mesela makine mühendisliği yapıyordum, o işi bıraktım. Daha dolu bir iş, daha kendimi hissedebileceğim bir iş yapayım diye pilotluğa geçtim. Kalkıp da pilotluğu bırakayım, YouTuber olayım sırf parası belki de ileride fazla kazanırım diye. Bunlar bana çok ütopik geliyor. Hayat amacı, hayat tarzı böyle olan bir adam değil. Teşekkür ederim ama soru için. Aldığınız eğitimler sırasında veya önceki dönemlerde sizi çok zorlayan anlardan birkaçını paylaşabilir misiniz? Yani aldığım eğitimde şunu söyleyeyim. Teorik eğitimde çok zorlanmadım. Uçuş safhasında da tabii ki ilk başta uçuşa alışmak zor geldi. Bayağı zorlandım. Ama şöyle söyleyeyim. Herhalde yaratılış gereği
insan hemen uyum sağlıyor. Yani mesela ben birkaç uçuş sonra uçuşlara uyum sağlamıştım. Nitekim yani çoğu insan o şekilde oluyor. Zorlayan ne oldu? Tabii ilk solama almak, ilk defa hayatımda yalnız işte 800 kiloluk bir uçakta kendim kaldıracağım, kendim indireceğim. Bu safhaya gelebilmek zor. Çok stresliydi. Hayatımda en stresli olduğum dönem diyebilirim değil. Kesinlikle en stresli olduğum dönem o dönemdi. Öyle yani onun dışında böyle çok aşırı ütopik zorlandığım solo dışında olmadı. En son bitirme uçuşunda da stresliydi ama şöyle düşünün, bitirme uçuşu hepsinden daha önemli. Ama bitirmeye kadar 200 küsür saat zaten uçmuşsunuz, belli bir tecrübeniz var. O daha şey oluyor, nasıl daha büyük soğukkanlılıkla atlatıyorsunuz. Ama solo da 13. saatte alıyorsunuz, daha 10 saattir uçağa hakimsiniz. Hadi bakalım al anahtarı git kaldır indir diyorlar sana. İşte onun stresi çok daha fazla oluyor. Evlilik düşünüyor musun demiş. Bu soruyu da niye aldım bilmiyorum. Normalde özel şeyleri paylaşmıyorum. Yani benim için şu an çok arka planda. Hayatımda oturmayan çok fazla şey var. Birincisi mesleğim daha oturmadı. Ailen senin mesleğine hava atıyor mu başkalarına? Mesela babam öğretmen benim. Ben mesela okula gittiğim zaman öğretmenler beni zaten tanıyordu önceden de. Herkes zaten pilot diyor. Pilot abi, babam da pilot diye çağırıyor beni. Aslında daha pilot değilim. Tam. Yani tabii hoşlarına gidiyor. Gurur duyuyorlar. Onu çok iyi anlıyorum. Zaten işin en zevkli taraflarından biri de bu açıkçası. Ailenizin sizle gurur duyması inanılmaz güzel bir şey. Annem mesela ilk daha sınavlara girmişim. Kazanmamışım daha. İşte hemen telefonda şey ya işte bizim oğlan da pilot olacak falan diye böyle konuşmaya öyle başlıyor. Hani öyle anlatayım size. Öyle ama ben kendim hiçbir şekilde havasını atmıyorum. Zaten arkadaşlarım da bilir. Yeni tanıştığım insanlar da bilir. Asla ben şey yapmam. Pilotum demem. Yani çok konu oralara giderse hala da pilotum demem. Eğitim devam ediyor derim. Bu şekilde. WhatsApp profil fotoğrafın nedir demiş. Dur bakayım fotoğrafın ne? Ona göre sağa sola koyarım. Ha tamam. Sağa sola bir yere koyarım. Bunu da. Bunu da niye aldım bunu da bilmiyorum. Çok farklı bir kafadaymış. Gürkan Terzi. Mesleğe başladığında arada uçuş bilgilerini paylaşabilir misin? Belki takipçilerine aynı uçağa denk gelirsin demiş. Yani da izin verirlerse kesinlikle paylaşırım. Orada bir sıkıntı yaşayabiliriz ama. Şimdi sosyal hayatları nasıl oluyor demiş pilotların. Ya yani bunun biliyorsunuzdur zaten. Öyle kulaktan dolma bilgilere inanmayın. İlk sene zor oluyor ilk girdiğiniz zaman. Ondan sonra çok daha kolay oluyorsunuz. Özellikle geniş gövde uçağa geçtiğiniz zaman da belki de ayın 15-20 günü sizin oluyor. Öyle söyleyeyim. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bu artık son soru olsun. Bu teknik bir soru. Gördüğüm kadarıyla evet. Sami Bilge demiş ki uçak seyir halinde iken tüm yolcular öne arkaya hareket etseler veya zıplasalar ne olur? Bilge şöyle. Uçakların bir tane uçak. Şimdi arkadaşlar her uçakta center of gravity dediğimiz uçağın denge merkezi, denge noktası vardır. Yani şöyle anlatayım. O noktaya elimizi parmağımızı koyduğum zaman parmağım üzerinde uçak hareket etmeden durur. Öyle siz algılayın. İşte bu denge merkezi uçuş sırasında değişir. Nasıl? Mesela yolcular tuvalete gittikleri zaman çok azıcık değişebilir. Yakıt azaldığı zaman değişebilir. Ama bunun limitleri vardır. Arkaya doğru ve öne doğru. Ben burada yine sağa sola bir yere koyarım. Ortada bir nokta olduğunu düşünün ve solunda sağında iki tane limitli var. Bu limitlerin dışına çıkarsa uçak artık kontrol edilemez duruma gelir. Hatta bir tane kargo uçağı bunun yüzünden kaza yaptı. Şu tarafa kargo bağlıydı arkadaşlar. Bu kargo iyi bağlanmadığı için kalkıştan sonra ipleri koptu ve arkaya hareket etti. Ve CG aft limitinin çok fazla dışına çıktığı için artık uçak kontrol edilemez seviyeye geldi ve düştü. Ama şöyle söyleyeyim size, birkaç tane yolcunun hareketiyle CG çok fazla yer değiştirmez. Uçakta bütün yolcular zıplasa da, bunun zaten hesaplamasını yaptılar diye biliyorum. Yani diyelim ki bütün yolcular aynı anda zıpladı, uçak 1 metre düşüyor sadece. Saatte 809 kilometreye gittiğini düşündüğünüzde bu çok küçük bir rakam. Ama dengesiz hareketlerde çok fazla öne yığılmalar ya da çok fazla arkaya yığılmalarda büyük problemler olabilir. Dediğim gibi CG'nin bir limiti var. İşte aslında o yüzden biraz da uçakta mesela boş olan yere geçmek istiyorsunuz ya izin vermiyorlar. Bunun bir nedeni de bu. Bilin. Yani motoru da kırmasam iyiydi. Neyse şunu şöyle koyalım. Bir tane de bonus soru cevaplamak istiyorum ve sonra bitireceğim. Arda Esen demiş ki uçaklarda 13 numaralı koltuk gerçekten yok mu? Yoksa neden? Son bir tane de bonus soru cevaplamak istiyorum ve sonra bitiriyorum. Arda Esen demiş ki uçaklarda 13 numaralı koltuk gerçekten yok mu yoksa neden? Bu soruyla ilgili şunu söyleyeyim. Çok farklı bir soru. Ben mesela ilk gördüğümde hakikaten inanamamıştım nasıl 13 numaralı koltuk olmaz diye. Ama hakikaten çoğu hava yolunda arkadaşlar 13 numaralı koltuk yok. Bununla ilgili çok küçük bir araştırma yapmıştım. Garip şeyler çıktı. Mesela Peygamber Efendimizin doğum günü 571. İşte 571'in toplamı 13 yapıyor.
İşte o yüzden diyorlar. Bir de mesela 1453 İstanbul'un fethi topladığınız zaman yine 13 yapıyor. İşte o yüzden 13 uğursuz diye sayılıyor diye bir şey var ama tam gerçekten araştırmadım. Ama bunların da denk gelmesi çok büyük tesadüf diye düşünüyorum. Neyse farklı bir konu, araştırırız. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biliyorum çok fazla ara oldu. Tekrar kusura bakmayın. Zaten çok fazla daha soru var ama hepsini cevaplayamam. Zaten şu haliyle de çok fazla uzadı. Dediğim gibi çok fazla ara vermemeye çalışacağım. Düzenli video çekeceğim. Söz vermiyorum ama çekmeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.